Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün böyle kısa bir yuva turu yapacağız. Bu 6 numaralı yuvamızda çok fazla sayıda yavrumuz var ve rengarenk. Onları göstereceğim. Onun haricinde bazı kuşlarımızın yerlerini değiştirdik. Neden değiştirdiğimize dair o konulara değineceğiz arkadaşlar. İstiyorsanız yavruları gösterelim, daha sonrasında yerimizi değiştirdiğimiz kuşları gösterelim. Hemen başlayalım arkadaşlar, 6 numaramıza gelelim. Bu yuvaya yavru kaydırdık, bu yandaki yuvamızın yavrularını kaydırdık. Sebebi ise arkadaşlar, bu yuvadaki yavrular beslenmesine rağmen ölüyordu. Hani acaba dedim, bu hayvanlarda bir hastalık var, yavrulara mı aktarıyorlar, o yüzden mi ölüyor diye. Test etmek amaçlı bu yavrularımızı buraya kaydırdık. Bakalım, ikinci gündeler şu an ve henüz de ölüm olmadı. Burada 3 yavru öldü bu yuvanın yavrularından. Dişi de hastalık olacağını sanmıyorum, çünkü kendi ürettiğim yavrulardan arkadaşlar. Buradaki Spangle takımının yavrusu DF dişimiz var. Birazdan gösteririm sizlere. Erkeğimizde var mı yok mu onu çok bilmiyorum. O yüzden test etmek amaçlı yavrularımızı buraya aktardık. Burası bayağı bir cıvıl cıvıl arkadaşlar. Şöyle gösterelim sizlere. Kırmızı gözlü türümüz gözüküyor. Bu takım ciddi anlamda yavruları çok güzel besliyor arkadaşlar. Bakın, kaydırdığımız yavrular hemen belli ediyor kendini. Burada Japonesimizin yavrusu var. Bakın, bu diğer yuvadan gelme. Arkadaki diğer yuvadan gelme. Onun haricinde burada başka var mı? Burada başka şu küçük yavrumuz var arkadaşlar. Bakın. Bu yavru ve bu yavru var arkadaşlar. Bakın, tüylerinin gelişimleri bariz ortada. Hani birazcık sağlıkları çok iyi yerinde değil. Yani arkadaki yavruyla öndeki yavrunun tüylerinden belli oluyor zaten. Arkadakiler pamuk gibi. Bunların rengi biraz daha soluk. Yuvada kaç yavrumuz var hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanlış saymayalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yavrumuz var arkadaşlar. 2 tanesi Lütino. Şöyle Lütino'nun bir tanesine bakmak istiyorum. Bunlardan bir tanesini büyük ihtimalle kendim arayacağım. Bir yerinde belki İstanbul'da bir arkadaşımız var, ona gönderebiliriz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kırmızı gözlü Lütino. Babası tepeli mantolu, annesi normal yerli arkadaşlar. Yavrular hareketli, yerlerinde durmuyorlar. Allah'a şükür sağlıkları gayet yerinde ve takımımın bakıcılığı ciddi anlamda çok çok güzel arkadaşlar. Uzun yıllar dişimizin sağlığında bir sıkıntı olmazsa vermeyi çok düşünmüyorum. Dediğim gibi, uzun zaman bizde kalacak. Onun haricinde eşten ayırdığım bir takımım var. 5 numaralı yuvamız. Yumurtaların hepsini boş attığı için direkt dişimizi kaydırdık. Normalde her kuluçka öncesi bunların popo kısmındaki tüyleri kesiyordum ama ben kesmeden bunlar zaten yumurtlamaya başlamıştı. Geç kaldık. O yüzden bütün yumurtaları boşalttılar ama ben her ihtimale karşı bunun yumurtalarını yine kaydırdım. Aşağıda yerli, tepeli mantolu dişimiz var, onun altına kaydırdım. Şu an yuvamız boş, sizlere gösterelim arkadaşlar. Yarın bu erkeğin popo tüylerini kesip başka bir dişiyle deneyebilirim. Zaten dişimizin dinlenme zamanı gelmişti. Bir 10 veya 15 gün salma kafeste dinlenecek arkadaşlar. Dinlenmeye aldık. Şöyle Japoneslerimizi gösterebiliriz. Yuvamıza geçelim. 3 yavru da burada, Japones yavrumuz var arkadaşlar. Dişimiz orada, yavrularımız burada. Flaşımız kapandı. Neyse, bunları yuva karanlık olduğu için göstermeyeyim. Bunun dişisini attık. Tekrardan söylüyorum, salmaya. Burada hasta bir erkeğimiz vardı. Onun haricinde burada hasta bir kuşumuz vardı, yavrumuz. O maalesef öldü arkadaşlar. Bu kafesi ve bu kafesi hasta kuşlar olduğu için temizledim. Bayağı bir temizledim. Tüneklerine varana kadar, yuvasına varana kadar her yeri temizledim. Daha sonrasında burada iyileşen kuşum vardı. Bu da ciddi anlamda ölümcül hastalıktan kurtuldu arkadaşlar. Allah'a şükür şu an gayet güzel. Yememesi, su içmesi falan her şeyi tam takır yerinde. Buradaki kuşumuz da şu an bu kafese attım. Burada biraz kendine geldi. Orada sürekli yemiyor. Burada yemiyordu. Bu kafesi de temizledikten sonra eşe atacağım bir erkeğim vardı. Onu da bu kafese yerleştirdim arkadaşlar. 2-3 gün sonra buna da bir eş denemesi yapacağız. Bunu hangi kuşumuza eşe atacağım onu da göstereyim sizlere. Büyük ihtimalle buradaki gri dişimizi atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve şuradaki sarı yüz dişimizi de gelip buradaki Spangle erkeğimize deneyebilirim. Hani şu an aklımda onlar var. 3 tane erkeğim boşta. Onlar hemen şöyle göstereyim. Sarı yeşil parçalı jumbomuz. Burada sarı yüz su yeşili kırık şovumuz var. Burada da gene aynı şekilde Spangle jumbomuz var. Bu 3 erkekten 2 tane dişiyi paylaştıracağım. Diğer dişimiz zaten 15 gün dinlenecek dediğim gibi. Bu kuşumuzun da sağlığı sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet yerinde. Sağa sola uçuyor. Hareketleri falan yerine geldi. Durmuyor. Yani genelde hareket ediyor arkadaşlar. İnşallah bu şekilde devam eder. Diğer hasta kuşumuzu gösterelim. Ve önümüzdeki hafta göndereceğimiz yavruları göstereceğim sizlere.
Bu burada yenmiyor. Yere salak tohumu ve ponipodi koydum arkadaşlar. Koksidyoz engelleyici bir tohum. Ondan bayağı bir yedi. Ve dış kısmının rengi düzeldi inşallah. Sıkıntı yaşamaz. Tekrardan kurtarır arkadaşlar. İstanbul'a göndereceğimiz yavruları sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Burada bunu belki geciktirebiliriz. Çünkü bunun yanında mavi ve spangle yavrumuz vardı. Ölen işte onu gönderecektik ama maalesef anne babası beslemedi. O da hastalığa yakalandı ve vücut direnci zaten yoktu hayvanın beslenemediği için. 2 gün içinde maalesef kaybettik ama bu jumbo yavrumuz ciddi anlamda çok çok güzel oldu. Kendimi ayırdığım erkekten rengi bana sorarsanız daha güzel parlament mavi sonunki. Bununki de açık mavi arkadaşlar. Gök mavisi diyebilirim sizlere. Bir önceki yuvanın yavrusu, bu da şimdiki yuvanın yavrusu. Bunun sakallarındaki siyahlık biraz daha fazla ama bunda o kadar yoktu yavruyken. Bu İstanbul'a gidecek. Önündeki lila beyaz İstanbul'a gidecek. Sonra burada lila beyazla sarı DF'mizi alan kişi zaten aynı. Yusuf ismi yanlış hatırlamıyorsam. Yusuf kardeşimize göndereceğiz arkadaşlar. Buradaki sarı DF yavrumuz, o da gayet güzel. Spangle'lardan bir tanesi İstanbul'a gidecek. Diğer Spangle'ımız da aynı şekilde İstanbul'a gidecek en arkada yatan. Orada diğer Spangle jumbo'muzsa Ankara'ya gidecek arkadaşlar. O da DF yavrumuzla beraber gidecek. Buradaki DF beyaz yavrumuzla gidecek. Yavruların hepsi satıldı. Sadece yan kırmasını bekliyorum. Burada ikisi kırdı ama ortak göndereceğim için bunların da kırmasını bekliyorum. Kırar kırmaz önümüzdeki hafta garanti kırarlar zaten 2-3 gün içerisinde. Direkt yeni sahiplerine göndereceğiz arkadaşlar. Gönderimi nasıl yapıyorum? Gönderimi otobüsle yapıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi şu aşağıda bu erkeğimizin yavrusu çıktı. Sizlere onu göstereceğim. Bu erkeğimizin bakalım yavrusu nasıl olacak? Şu an 4. gün olması lazım yavrumuzun. Şuradaki sarı DF dişimle olan yavrusu arkadaşlar. İlk kuluçkalarında bir yavru verdiler. Normalde erkek çiftleşmeyi bilmiyordu ama acemiliğini attı sağ olsun. Kuluçkada bir yumurta doldurabildi. Burada da tepeli mantolu dişimiz bakıyor. Şöyle göstereyim. Bu da bakalım nasıl olacak. Erkekten ilk aldığımız yavru inşallah güzel olur ama bu yuvanın yavruları ciddi anlamda güzel oldu arkadaşlar. Ve lütün okanı ciddi anlamda baskın bir yuva bunlar. Çünkü erkek normal dişide bile, lütünogen olmayan dişide bile lütüno yavru verdirdi yani. Gene baskın diyebilirim sizlere. Evet, burada da güzel yavrularımız var. Kardeşler birbirlerini besliyorlar. İstanbul'a belki buradan gönderebiliriz. Orada mavi bir yavru ayırdığımızı söylemiştik. Eğer göndereceğimiz kişi buradan beğenirse buradan ona kuş gönderebilirim arkadaşlar. Onun haricinde grilerden bir tanesi Afyon'a gidecek. Diğeri de Konya'ya gidecek arkadaşlar. Bunlar zaten bayağıdır bekleniyorlar. Yeşili henüz hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle henüz sahiplendirmedik. Griler gidecek yalnız. Gayet güzel, şöyle dışarı çıkarıp sizlere göstermek istiyorum. Bununla bu aynıydı işte, bakın. Bu hayvan hastalığa yakalandı. Yuvadan atladı. 15 gün sonra hastalığa yakalandı. Odaklayayım. Şu an bu yavru bile ondan daha büyük gözüküyor. Sabirliyse arkadaşlar, hayvan yaklaşık bir aydır falan hasta kafesinde rahat rahat beslenemedi. Ve şu an odaklayamıyorum ama bu yavru daha cüsseli duruyor zaten. Sakalları olsun. Bu yavrumuz çok çok iyiydi. Salmadayken fotoğraflarını falan çekmiştik. Instagram'da bayağı paylaştık. Beğeni de aldı çok fazla sayıda. Artık nazar mı değdi ne yaptıysa ciddi anlamda bir rahatsızlık geçirdi, ölümden döndü diyebilirim. Ama şu an inşallah toparlayacak. Sakallarını ve alnındaki tüyleri ben kestim. Kesme sebebim arkadaşlar yediklerini kustuğu için sakal ve alnına yapışıyordu. Hayvan da çok rahatsız oluyordu. Ben de o yapışma olmasın diye sakalını ve bu alnındaki tüylerini kestim. Göğsünden de birkaç tüy kestim. Şu an gördüğünüz gibi kendiyle ilgileniyor artık. Hani vücut direnci kendine geldi. Verdiğimiz ilaçlar işe yaradı ama uzun bir süreçten geçti. Ciddi anlamda yoruldu. Kendi başına bayağı bir burada kalacak diyelim. Bunun da kendi kardeşi var. Hemen gösterelim burada. Mavi erkeğimiz. O da ilk tüyüne girmek üzere arkadaşlar. Bir hafta sonra falan büyük ihtimalle girecektir. Şöyle gösterelim. Bu da grimizin kardeşi. Mavi Spangle gelmişti. Bu da jumbo'muzun yavrusu arkadaşlar. Bu da ciddi anlamda güzel oldu. İstanbul'a göndereceğimin abisi diyebilirim sizlere. Bir önceki yuva. 2 ay fark var. Ama bu da o ayarda büyüyecektir. Sultan yavrularımız büyümekte arkadaşlar. Yuvada şu an 4 tane sultan yavrumuz var. 2 tane yumurtamız var. Bakalım 2 tane yumurta çıkarsa bakabilecekler mi? O da meçhul şu an. Net bir şey söyleyemiyorum. Başka şöyle bakıyoruz. Aşağıdaki salmamızı çok gösterebilirim sizlere. Bakın. Yakından gösterelim. Eşten ayırdığımız mavi jumbo'muz bu arkadaşlar. Dişimiz bu. Şu an streste korktu hayvanı, yumurtadan kaldırdım çünkü ama yapacak bir şeyim yoktu. Boşu boşuna yumurtaya yatıyordu ve 3 kuluçka peş peşe geçirdi. Artık dinlenme vakti gelmişti. Ben 3 kuluçkada bir dinlendiriyorum. Onu da söyleyeyim. Önceden 2 kuluçkada birdi ama şu an 3 kuluçkada bir dinlendiriyorum arkadaşlar.
Kimisi sezon sonuna kadar hiç dinlendirmiyor. Sezon sonu 3 ay boyunca eşya atmıyor. O şekilde dinlendirme yapıyor ama ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle gösterelim. Burada mor dişimiz var. Arkada Sarıyus Spangle. Sarıyus Spangle diyorum pardon. Sarıyus su yeşili kırık şov dişimiz var. Burada Jumbo kırı DF dişimiz var. Arkada da Jumbo gri dişimiz var. O dişiyi bakalım işte 2-3 gün sonra eşya atacağım ama eşya atmadan önce kızıştırmak için Gelvit ve onun haricinde çeşitli vitaminler takviye edeceğim ki eşya attığım zaman biraz daha hareketli olsun. Daha kolay eş tutsunlar diye arkadaşlar. Şöyle yavrularımızı göstermek istiyorum sizlere. Painted'lerimizin gösterelim sizlere. Painted Japonesim ve Lutino Japonesim var burada. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Sağlık durumları hepsinin gayet güzel. Sadece 3 tanesi sıkıntılıydı işte. Bir tanesi maalesef öldü. Bu yavrumuz da inşallah daha hastalanmazsa, bu şekilde devam ederse kendini 2 haftaya kadar falan toparlayacaktır. 2 hafta sonra artık salmaya onu atabiliriz. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda bizim ortak olduğumuz bir üretimhane var. Oradan yakın zamanda 50 veya 100 ay arasında kuş getirip sizlere gösterebilirim salmada. Şenlik olsun diye tabii ki. Normalde eve o kadar kuş sokmuyorum. Benim burada yapmaya çalıştığım hani yavru almak değil. Amacım arkadaşlar merak ettiğim kuşlardan nasıl renk yavru geliyor, mutasyon yavru geliyor onları deniyorum. Onun haricinde zaten dediğim gibi üretimhanemiz var. Oradan zaten yeterli miktarda yavru alıyoruz. Burası hem YouTube'a içerik olsun diye hem de kendi merak ettiğim şeyleri denemek için arkadaşlar. Mesela bu erkeği bununla denedik. Gri kanı yakaladık. Gri yavru veriyor. Gayet güzel. Burada Spangle jumbomuzla, mavi jumbomuzdan ciddi anlamda güzel yavrular geliyor. Onları denedik. Bu takımımızdan DF yavru geliyor. DF sarı ve DF beyaz geliyor. Beyaz yavrumuz da salmada. Bakın burada hemen göstereyim sizlere. Hani hepsi deneme yoluyla bulduğumuz şeyler. Ben bunlarda kendimi deniyorum arkadaşlar. Onun haricinde Lutino kanı yakaladık. Sırada Albino kanı yakalamak var veya Lysine kanı yakalamak var. Bu kuşlarla onlara çalışıyorum ben veya renk çalışıyorum. Bir ara Painted renginde yavrular aldık. Ya aldığımız yavrular da burada bakın mesela. Kendim ayırdığım yavrulardan bu da. Anaç şu an tabii ki. Şunun rengine bakın arkadaşlar. O zamanlar bilezik falan kullanmıyordum tabii ki. Gördüğünüz gibi ciddi anlamda çok çok güzel rengi var. Göğsünde falan ayrı renk var. Kulak diplerinde mor renk var arkadaşlar. Bu kuşta 7 renk yakaladık. 7 tane farklı farklı renkler var. Hani evde renk çalışıyorum veya mutasyon çalışıyorum diyebilirim. Sultanlarda onu yapamadık. Sultanlarda da inşallah yapacağız. Sultanlarda albino veya wife heavy pet yakalayacağım arkadaşlar. Wife heavy pet ne oluyor? Wife heavy pet buradaki beyazlı gireli sultan papağanımız oluyor. Albino ise bildiğiniz gibi tek renk beyaz ve kırmızı göz oluyor. Onun haricinde pet yakaladık. Lutino yakaladık. Grey zaten kolay çıkıyor. Bu türler kolay bir şekilde yakaladık arkadaşlar. Evet. Videomuz buraya kadardı. Yavrularımız ciddi anlamda güzel geliyorlar. Bakalım inşallah yavrularımız ölmeden kurtarabiliriz arkadaşlar. Hastalık yoktur diyelim. Takımımız zaten baktığınız kursaklar şişik arkalarından gözüküyor da kursağın. Böyle devam ederse de sağlıklı bir şekilde yuvadan atlayacaklardır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.